Yani sonuç itibariyle güzel özetledi Volkan. Sen tabii daha teknik, daha Florya'dan haberler verdiğin için Falcao defteri artık bizim için de kapandı. Kesinlikle. Şimdi gelelim asıl meseleye. Halil'e mi? Mustafa Muhammed. Ara ara da o daha çok konuşulur. Şimdi Mustafa Muhammed kaldı mı? Gidiyor mu? Kulüpten de bir resmi açıklama yok. Bordo olayı var. İşte Zamalek kulübüne yatırılması gereken bir para. Yani hesap kitap yapılması lazım burada. Evet. Neye göre, kime göre? Galatasaray taraftarı diyor ki Mustafa Muhammed gitmesin. Ben de öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Bir futbol sever olarak. Şimdi futbol sever olarak gelişi güzel başladı. Yok. Kalsın mı? Bir dakika, geldiği gün güzel başladı. Fakat bugün ben olayın iç yüzünü bilmediğim için. Yani şimdi anlatacak. Eğer profesyonellik dışı davranışlar, problemler varsa ben ne olursa olsun, istediği kadar büyük yetenek olsun, çok fazla ısrar edilmemesi taraftarıyım. Ama zaten hani Mustafa Mehmet'in geleceğiyle ya da Galatasaray'daki geleceği ya da Galatasaray kaderiyle ilgili asıl kelimeleri Fatih Terim iki defa söylemişti. Birincisi bizde olan sohbet toplantısında, ikincisi basın toplantısında. Mustafa Muhammed kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Yani transferin uzayıp uzamayacağı. Galatasaray'da kalıp kalmayacağı. Tabii kalıp kalmayacağını kendisi belirleyecek demişti. Orada zaten sinyalleri almıştık. Son zamanlardaki mutsuzluğu, formunun düşüklüğü de aslında Mustafa Muhammed'in hem mutsuz olduğunu hem de Galatasaray'da bir sıkıntı kendisine dair bir olduğunu hissettiriyordu bize. Ve daha sonra ne oldu? Tabii ki bir Fatih Terim de Mustafa Muhammed'in işte bordoya transferi söz konusuyken ben şöyle düşündüm. Zaten Mustafa Muhammed'in gidişine onay veren Fatih Terim Halil'in alışını okelemiş anlamındadı. Halil geldiği takdirde Mustafa Muhammed gidecekti. Ama ne oldu? Tabii ki orada Zamalek Kulübü'nün müdahale etmesi, daha fazla paralar alması. Çünkü oradan 4 milyon dolarlık bir opsiyonu var biliyorsun. Zamalek Kulübü'nün Galatasaray'la anlaşması gereği, opsiyon gereği 4 milyon dolar alacağı var. Galatasaray'da bu transferden 20 milyon euro bir alacağı söz konusuydu. Zamalek Kulübü aradaki parayı biraz daha yükseltmesi nedeniyle bu transfer çıkmaza girdi ve Bordo da bu transferi onaylamadı ve şu an Mustafa Muhammed Galatasaray'ın futbolcusu olarak kaldı. Kaldı. Şimdi Falcao da gitti. Ya bence iyi bir Mustafa Muhammed'i şöyle görmek lazım. Biz hani geri gelmez gol atması, işte gerçekten iyi bir transfer olduğunu, çünkü Galatasaray zamanında santroforsuzluğunu Gomis'in gitmesiyle büyük bir sıkıntı çekerini de çekti mi? Ve Gomis'in gitmesi Galatasaray'a 50 milyon euroya mal oldu. Falcao, i̇şte Jackler'in alınması, Falcao'nun alınması Galatasaray'a büyük büyük getirdi. Diğer tarafta ben ya şöyle söyleyeyim aslında. Hani Jackler'e iyi bir futbolcu mu? Gerçekten muhteşem futbolcu. Özellikle Kasımpaşa performansı futbolcunun ne kadar mayasının iyi olduğunu ve iyi bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Ama diğer tarafa geldiğimizde sorumsuz kendi başında olan ve çok fazla güvenilmeyen bir Jackler'den bahsediyoruz ki işte West Bromwich macerası hem Jackney için gerçekten çok iyi bir macera oldu. Ve sonrası gelişte muhteşem oldu Galatasaray'a. Ama ben yine hep kafamda soru işareti olan bir Jackney'den bahsediyorum. Diğer tarafında da formsuzluğu ya da moralinin bozukluğu düzeltilip iyi bir performans getirecek bir Mustafa Muhammed'i görebiliyorum. O açıdan baktığımda Mustafa Muhammed benim için forvet yönünde bir adım daha önde. Tabii ki Galatasaray'ın bir tane futbolcuya ihtiyacı vardı. Sağlam futbolcuya santrafor bölgesinde. Sırtı dönük oynayabilen futbolcuya ihtiyacı vardı. Ben de sırtı dönük olan futbolcuyu da Halil Dervişoğlu'yla tamamlamış oldu Galatasaray. Ama yine tekrarlıyorum. Erken kaybedilmiş bir transfer olacaktı Mustafa Muhammed. Çünkü ben Galatasaray'ın bu futbolcunun satışından daha yüksek miktarlarda para kazanacağını düşünüyorum. Sadece ben arkadaşlık ilişkilerini, etrafındaki insanları Galatasaray Kulübü'nün biraz daha irdeleyip ona göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Çocuk gerçekten pırlanta gibi bir çocuk. Aile hayatı olan bir çocuk. Eşi gerçekten kapalı bir aile yaşantısı olan bir çocuktan bahsediyoruz. Genç bir çocuk. İyi bir futbolcu. İyi bir santrafor. Eğer değerlendirirse kumaşı da gerçekten iyi bir futbolcu olduğu için ilerleyen zamanla Galatasaray'da gol makinesi olarak dönebilecek bir futbolcudan bahsediyoruz ki sen Falcao'yu gönderiyorsun.
Babel'e yeri geldiği zaman orada oynatıyorsun ki ben Babel'in Galatasaray'ı oynadığı zamanlarda hep el freni olarak görüyorum. Ki gerçekten el freni yani Babel oyuna girdiği zaman ya da Babel ilk 11'de başladığı zaman Galatasaray bir mekanizması daralıyor ve daha hareket alanı zayıflıyor. O açıdan baktığımızda Mustafa Mehmet'in kesinlikle kalması lazımdı. Mustafa Mehmet gitseydi Galatasaray için bir sıkıntı olacaktı. Gitseydi sıkıntı olacak diyor. Mustafa Mehmet konusu yani işin iç yüzünü bilerek konuşulması gereken bir konu. Şimdi Fatih Terim durup dururken bir adamı kesip yerine gözden çıkarılmış ya da gözden düşmüş diyeyim Cagney ile yola devam etmez normal şartlarda. Ya da satışına onay vermez. Ya da satışına. Bir de hatırlayın geçen yıl Ocak ayında İrfan'ı istiyorum, Visca'yı istiyorum, Muhammed'i istiyorum dedi. Tabii. Zaten transfer listesinin başındaydı. Yani Muhammed'i istiyorum dedi. Onyekuru istiyorum. Muhammed 4 tane isim söyledi. Hı hı. Hani Fatih Terim bizzat kendisi bu oyuncunun ismini zikrederek transferin gerçekleşmesiyle ilgili isteğini gösterdi. Ne oldu da buraya geldi diyorsun? Şimdi 6 ay geçti aradan. Bir baktık bir anda Fatih Terim'in dahi ümidini kestiği nokta ki demek ki bordo transferine onay vermiş. Burada bu arada neler yaşandıysa Fatih Hoca bunun en canlı şahididir. Ve doğal olarak da onun verdiği karara saygı duyuyorum. Şimdi geri dönüş olur mu? Ben açıkçası çok fazla görmedim. Yani işte hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta böyle problemli oyuncular görüyoruz. İşte Beşiktaş'ta Laiç örneği. Çok büyük futbolcu. Ama kendini fizik olarak hazır tutarsa. Şimdi Mustafa da çok iyi golcü. Muhammed de çok iyi golcü. Ama kendini fizik olarak hazır tutması lazım. Artık dünya futbolunda hiçbir takım, bakın bugün Fenerbahçe'de Mesut Özil tartışılıyor. Düşünün yani, ismi düşünün, tartışıldığı noktayı düşünün. Ama geçen seneki performansıyla bence en çok tartışılan isimlerden olması lazım. İşte hayır, erken. Şimdi neden ama neden? Çünkü hazır değildi vesaireydi, problemdi, nokta buraya geldi. Mesut bile tartışılır hale geldi. Yani doğaldır Mustafa Muhammed'in kendini biraz sağa sola senin söylediğin gibi sağa sola dağıldıysa yani mental anlamda dağıldıysa. Ya söyleniyor ama ben bunun iddia olduğunu şimdi, düşünüyorum ve çok fazla ama da. Ama bir şey var. Durup bir şey dururken, var ama bunun cevabını verecek insan da Fatih Terim. Hoca. Fatih Hoca'ya biz zaten basın toplantılarda bunu dile getireceğiz. Ama bu çocuğu kazanmak lazım Volkan. Bak, gerçekten kaliteli bir oyuncu. Kesinlikle yani. Katılıyorum. Laiç'i de kazanmak lazımdı. Hı hı. Efendim X başka oyuncuyu da kazanmak lazımdı. Hocalar ben inanıyorum ki özellikle bizim Türk hocalar. Laiç'in alternatifi var ama Mustafa Muhammed'in şu pozisyonda alternatif çok fazla gözükmüyor. Şimdi, doğru mudur? Doğru. Doğru. Yani. Hayır şunu söyleyeceğim. Kazanılması gerekiyor zaten. Seninle orada hemfikirim. Hı hı. Ama bu iş biraz da oyuncuda bitiyor. Sen kafa olarak bazı şeyleri kafanda bitirdiysen Fatih Terim de bunu görüyorsa sana forma vermez. Bu gayet doğal. Veya başka takım başka oyuncu hiç önemli değil. Bak Fenerbahçe'de örnek verdim yani Mesut tartışıyor. Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Hı-hı. Hiç vazgeçilmez oyuncu gibi konuşulabilirdi yani Fenerbahçe'de. Hoca gördü bazı sıkıntıları kenara bıraktı. Yani hocaların burada en canlı en net gördükleri için hocaların kararlarına da bizim aslında saygı duymamız lazım. Şimdi kağıt üstüne baktığında ya kardeşim Muhammed gibi adam 3 ya aşağı yukarı bir 3 milyon euro kar ediyorsun. Doğru mu? 4 milyon doları düş. 3-3,5 milyon euro gibi bir kar ediyorsun. Muhammed gibi adam 3,5 milyon euro için gönderilir mi? Kağıt üstünde ben bunu söyleyebilirim. Belki ileride haklı da çıkarım. Bu söylediğimde. Mesela Bordo'ya gitseydi de Fransa'da bir performans verseydi de Fatih'in başına iş almıştı ben söyleyeyim. Ama burada bugün bu an performans alabiliyor musun? Demek ki Fatih Hoca umudunu kesmiş. Ben bundan faydalanamayacağım demiş o dönem. Transfer onay verdiği günler, yani iki gün önceden bahsediyorum. Ki Bordo'ya gidişini onay veriyor. Yani burada geri dönüş için elbette Fatih Hoca, Florida'daki teknik ekip, hatta takım arkadaşları, herkes yardımcı olur. Ama en başta bu işe Mustafa Muhammed'in karar vermesi lazım. Ben şahsım olarak şöyle düşünüyorum. Yani bence Mustafa Muhammed demiştir, hoca ben gitmek istiyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Fatih Hoca'nın böyle bir onay verdi. Eğer Fatih Hoca da zaten her şeye bakar, önüne bakar. Birisi bir şey istiyorsa izin verir ona göre de şu önüne anlamda, bakar. Şu anlamda. Hani zaten kullanamıyor. Beklediklerini veremediği için kullanamıyor. Tabii formları bulamıyor. O zaman evet. Bu durumda Cagney'in satışından vazgeçildi.
Ya zaten şu aşamaya baktığımız zaman Jack nereye görünüyor. Gidecek? Ya Avrupa zaten nereye artık. Gidecek yani şu an bitti. Büyük ölçüde Avrupa'da transfer yani. Bitti. Gidebileceği Arap Yarımadası olur. Yine Portekiz olabilir hani.